Evvel zaman içinde memleketin birinde 90 yaşlarında fakat çok dinç ve genç görünümlü bir adam yaşarmış. Çevresinde bulunan herkes ona çok özenir ve sorarlarmış. Bu gençliğinin sırrı nedir diye. İhtiyar delikanlı güler geçermiş her sorulduğunda bu soruya. Ama sorular sık, soranlar çoğalınca cevap vermek gereği hissetmiş kendinde. Düşünmüş, nasıl anlatırım bu sırrımı herkese kolayca diye. Sonra karar vermiş, tüm meraklıları evine yemeğe davet etmiş. Bu davette size sırrımı açıklayacağım demiş. Herkes merakla davete gelmiş. Yemekler yenilmiş, sohbetler edilmiş, vakit iyice gecikmiş. Ama gençlik sırrı ile ilgili tek bir kelam edilmemiş. Herkes konu ne zaman açılacak diye merak ederken adamcağız hanımına seslenmiş. Hatun, şu kilerde bir karpuz var. Getirir misin bize sana zahmet? Hanım hemen doğrulmuş, kilere giderek bir karpuz getirmiş. Adamcağız şöyle eliyle bir vurmuş. Bu olmamış hanım, güzel çıkmayacak. Başka getirir misin bir zahmet demiş. Hanım onu götürmüş, bir tane daha getirmiş. Adam onu da bir yoklamış, yine beğenmemiş. Hanım, sana yine zahmet olacak ama bu da olmamış. Başka bir tane getirir misin demiş. Başka istemiş. Bu böylece 3-4 sefer daha tekrarlanmış. Dedemiz 5. karpuzu beğenmiş ve karpuz kesilmiş, misafirlere ikram edilmiş. Herkes karpuzunu afiyetle yerken bizim dede sormuş. Arkadaşlar, işte benim gençliğimin sırrını burada anladınız mı? Herkes şaşkın şaşkın birbirinin yüzüne bakmış, kimse bir şey anlamamış. Aman dede demişler, anlamadık biz bu sırrı. Dede gülmüş, efendiler, o gördüğünüz karpuz kilerde bir tanecikti, tekti. Ben hanıma git de başka karpuz getir dedikçe o kilere gidip geliyor, aynı karpuzu getiriyordu. Bir kere bile, aman be adam, deli misin nesin, şu tek karpuzu ne taşıttırıyorsun bana defalarca demedi. Beni sizin önünüzde mahcup duruma düşürmedi. İşte ben bütün gençliğimi bu hanımıma borçluyum. Biz birbirimizi hiç başkalarının önünde zor duruma düşürmeyiz. Aile içindeki hiçbir şeyi dışarıya yansıtmayız. Hep birbirimize destek olur, dert ortağı olur, yardım ederiz. Birbirimizle ilgili olan problemleri yine birbirimize anlatırız. İyi kötü her olayı da birlikte paylaşırız demiş. Hikayemizi beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz.